I wake up, flex, thumbs down neck, check, no drip this, wet, tell him run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell him run it up. I wake up, flex, thumbs down neck, check, no drip this, wet, tell him run it up. I wake up, flex, thumbs down neck, check, no drip this, wet, tell him run it up. No sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell him run it. Y'all gon' make me take that trip way out to Europe. I call up Niger, he'll come through in a hurry. Those London boys don't come to play, you should get worried. One false move, find yourself there getting buried. Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çay içeceğiz. Ama çayımız yoktu, çayı unutmuşuz. Çay arkadaki masada kalmış. Gidip alıp gelelim. Evet, masamız yok. İki sandalyemiz var. Bunlar benim artık sürekli Porsche'de bulundurduğum sandalyeler. Siz orada iyi misiniz? Birazcık daha bir alalım şöyle. Tripodumuz da hep Porsche'de o yüzden. Onun kaputu açık. Evet efendim. Şimdi garajdayız. Herkesin kullandığı garaj burası. Burada şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane araba var garajda. Ben bana ait olan köşedeyim. İki tane, bana derken ev sahibimizin tabii burası. İki tane arabalık yerimiz var çok şükür. Lexus'u attık dışarıya. Lexus dışarıda. Şimdi efendim, bir yandan çayımızı içelim, bir yandan muhabbet edelim. Videomuzun konusu bu arkadaş. Biraz bundan bahsedeceğiz. Neden bunu aldım? Neden daha değişik ya da stok ya da başka bir şey almadık? Ve bunun özelliklerini hep böyle bir videoda bir yerlerde hep böyle yarım yamalak söyledik şimdiye kadar. O yüzden bu videoda böyle birazcık üzerine dokunalım diyorum. Neler var neler yok. Alırken bütün özelliklerini öğrendim ama insan unutuyor mesela. Lakin bu kitabı ben yanımda getirmiştim gelirken. Öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar. Anahtarı. Ya yedek anahtarı vardı bunun. Bizim oradaki garaj galiba kaybetti, bulamıyorum dedi. Tek anahtarla geldi. Bizim bazen müşterilerimize de böyle oluyor. Tek anahtar geliyor. Ben bir anahtar daha yaptıracağım ama programlayabileceğiz mi onu bilmiyorum. Yani inşallah programlarız burada. Nissan programlayabilir umarım. Bir anahtar daha yaptıracağım. Şimdi anahtarımız tek ve anahtarla gelen orijinal GTR alarm zımbırtısı. Bu normal fabrikadan gelen orijinal alarmı. Şurada da bir tane GTR logolu şey var, anahtarlığı var. Şuradan amcalar gibi beline asmalık. Dalga geçiyorduk böyle amcalarla. Ondan sonra anahtar kaybediyoruz. Biz de AirTag taktık ne olur ne olmaz diye. Sağda solda unutunca bulmak için falan. Şimdi arkadaşlar, şapkayı çıkartalım. Aracın önceki videolarda gördüğünüz üzere, inşallah görmüşsünüzdür. Şu an bu araçla ilgili hiçbir video yayınlanmıyorum. Buraya geldikten sonra yani. Lug nut yoktu. Japonya'dan geldi. Sağ olsun Dustin hemen gönderdi. Ayın 27'sinde gönderdi. 31'inde geldi. Bu tekerlekleri sökebilmek için süspansiyonların ayarlı olmamasının en büyük sebebi şu an. Yani daha fazla indiremedik. Direksiyonunu sona kadar çevirdik. Oradan ulaşabildiğimiz kadar ulaştık ama dibine kadar, yani inmek istediğimiz yere kadar indiremedik. Ama neyse ki o geldi. Artık lastikleri, jantları çıkartıp süspansiyonları indirebiliriz. Evet, bu arabayla ilgili incik cincik her şeyi anlatacağım şimdi size. Arabada çok fazla parça var. Çoğu GTR'cının değiştirmek istediği, değiştirmek isteyeceği parçalar var. Çünkü stok GTR, arkadaşlar stok GTR'ımız da vardı hatırlarsanız, mavi vardı bir ara. Geldi gitti, çok durmadı zaten. Stok GTR çok öyle kullanılacak bir araba değil, onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim, baştan böyle bir şeyinizi kırmayayım ama öyle çok da kullanılacak bir araba değil. Hele de öncesinde stok olmayan GTR kullandıysanız. Ama stok olmayan GTR kullanmadıysanız stop GTR iyi gelebilir size. Şunu söyleyeyim, Fairlady 350Z'den daha hızlı ya da daha heyecanlı gelmez. Normal kullanım olarak yani. Çünkü Fairlady Z Japonya'da 5-6 bin dolarlık araba. O yüzden ondan bahsedeyim yani. Hani daha uyguna da yapılabilir. Şimdi arkadaşlar, ben öncelikle şuradan parça listesinden, yani parça listesi derken şuradan kitaplarının bulunduğu, bakım kağıtlarının bulunduğu yerden başlamak istiyorum.
Sonradan benim yaptığım şeylere geleceğim, neler yapmışım. Bunlar benden önce yapılan işlemlerin ya da parçaların, alınan parçaların garanti kağıtları. Bayağı var. Bayağı var. Üzerinden şöyle bir geçelim. Sırayla gideceğim. Hangi sırada olduğunu bilmiyorum. Şurada öncelikle bir bakım kağıtları var. Bakım kağıtları da yine rastgele dizilmiş durumda. Yıla göre değil ama ben şöyle hızlı hızlı size hangi yılda, hangi kilometredeymiş ve ne bakımları yapılmışa girmeye gerek yok. Çünkü çok fazla var. Hepsi check edilmiş, yani kontrol edilmiş. Mesela burada HS18 diyor. HS18 yılında, yani 2007 oluyor galiba HS18. Doğru mu? Bir dakika bir bakayım. HS18 arkadaşlar 2006'ymış. 2006 yılında 30.935 kilometredeyken bir bakım var. 2005 yılında 30.720'deyken bir bakımı var. Bir senede 200 kilometre gitmiş araba. O ara yatırmışlar. HS16 30.049 kilometrede, bu herhalde bir sahip değiştirmiş, ondan sonra çok fazla bilinmemiş. HS16 2004 yapıyor. 2004'te de 30.049 kilometredeymiş. HS15 yani 2004 yapıyor. 2004'te 28.397 kilometrede bakım yapmış. HS14 yani 2002'de de 18.024 kilometrede bakıma girmiş. Burada 2001 var. Yok, 2000'deyken 18.000 kilometre, 2001'deyken 20.716 kilometre. Sonra da 2018'de bir bakımı var. HS22 ne yapıyor? HS diyorum. Hey Siri anlıyor, telefon yanıyor. Öyle değil lan. Şuradan yılları şey yapayım ya, bunu mu aklımda tutturacağım? Öğrenmenin gitti. 22, 2010'da da kilometresi neymiş? 51.000 kilometredeyken bir bakımı var. HS20, 2008'de de 34.000'deyken bir bakımı var. Ya burada bir adamın Aratuz3'ü de varmış. Aratuz3'ünün kağıdı karışmış. Yo, Aratuz3'ün kağıdı karışmamış. Lan adam kodu yanlış yazmış çünkü Win kodunun bu tarafı doğru. Bunun da bakımı var. Burada tarihi yazmıyor. Yağ değişmiş. Yağ filtresi değişmiş. HS18 2006'da. Hey Siri demiyorum lan. Hey Siri diyorum. Hala uyanıp duruyorsun. 30.388 kilometrede. Gel. I didn't say anything to you. You can shut off. Okay dedi gitti. Darıldı Siri. Evet. Böyle eski bakımların hepsini buraya yazmışlar, eski sahibi. Şimdi arkadaşlar, araba, ben eski sahibinin profiline ulaşmıştım. Sağ olsun Dustin bana gönderdi. Adamın profiline baktım, 2014'te motoru yüklemişler arabaya. Şimdi bu videoyu ilk defa izleyenler için, yani bu arabayla ilgili ilk videosu bu olanlar için şundan bahsedeyim. Arabada Fine Spec Final Edition motor var. Kaputu açsamaydık, çok üşendim ama. Önceki videolardan biliyorsunuzdur onu. Şimdi sandalye çıkartıp arkaya geçmeyeyim. 2014 yılında takılmış arabaya o motor, Omari Factory tarafından yapılmış motor ve Omari Factory tarafından takılmış motor. Yani falanca usta da kendi başına yapmamışlar. Bu motordan 200 adet üretildi ve özelliği ne derseniz N1 block motorun üzerine, bu çok daha sonradan gelen, işte yani o zamanlar yok tabii, 99'daki gibi değil. Daha güzel enjektörler, R35 enjektörleri, R35 airflow meter vesaire. R35'in öyle küçük uyan parçalarından oluşan bir paketle Fine Spec Final Edition o şekilde çıkartıyor Nizmo. Onlar var. Evet. Burada mesela bu neyin garanti kağıdı? Bu şu yandaki Nizmo parçası var ya, B pillar'da, hani B sütununda, orta sütundaki karbon Nizmo parçasının garanti kağıdı ve nasıl değişeceğinin kağıdı. Bu ses sisteminin garanti kağıdı. Bu jant bijonlarının garanti kağıdı. Onlar da Nizmo'dan. Bu da işte kullanım kılavuzu, ses sımırtısının, onu geç. Burada araba 90.341 kilometredeyken, hepsi belgeli burada, 91.341 kilometredeyken GTR Cluster'dan Nizmo Cluster'a geçmiş. Yani 320'lik tabloya geçmiş. Normalde bunlar da 180 ya orijinal. Bu 99 model bu arada. Ona geçmiş. Çayımızı da içelim. Burası da buz gibi. Ha, ben de Tarzan gibi gelmişim. Ceket alacaktım. Hasta olmasak bu arada. Başka bir komşumdan geldim. Komşum da Japon'a bir selam vermedi. WhatsApp grubunda da yazdım. Dedim ki Japonya'dan geldim. 9 sene yaşadım. Biliyorum binada Japon var.
bir ya öyle mi hoş geldin falan demedi ya. Japonlar, neyse Japonlara girmeyeceğim. Bravo, o defteri kapat. Japonmuş. Evet, 31.341 kilometrede cluster değişmiş. Yani Nismo cluster'a geçirmiş. Ondan sonra arkadaşlar o cluster da değişmiş. Bozulmuş cluster. O cluster 9679. kilometrede bozulmuş ve değişmiş. Şu an üzerindeki 4000'de. 4000'de. Şimdi size arabanın toplam kilometresini söyleyeceğim. Şasenin toplam kilometresini. 90.341 artı 9679 artı 4000. 104 bin kilometre demiş araba. 102 bin sanıyordum, 104 binmiş. Yanlış hesaplamışım demek kesin. Evet, bu da onların garanti kağıdı. Nismo Cluster'ın. O Nismo Cluster'da artık bitti, yok. Nismo artık üretmiyor. Discontinued product yani. Vallahi çok pahalı şu an. Şu an zaten bulursanız o bir araba parası. Evet, o onun kağıdı. Bu kağıtta, şimdi ezberden konuşsam arabanın parçaları olmayacak. Kağıt kağıt gitmek daha iyi bence. Bazı kağıtları yakına gidip görsem iltifat eder. Şu kağıtta bakın parçalar yazıyor. Bir sürü parçalardan bahsedeceğim şimdi. Yüzümü kapatayım da yüzüm odaklanmasın. Bu Nismo Omori Factory'de yapılmış yine. Neyin kağıdı derseniz fren sisteminin kağıdı. Fren sisteminde toplamda 27 kalem parça varmış arkadaşlar. Fren sisteminde. CRS için yapılan yani Club Racing model için yapılan R35 frenlerinden bunlar. Yani bu kit yapılıyor. R35 frenleri R34'e uyusun diye bir kit var. O kitle beraber bu parçaları adam satın almış. Parçaların toplam değeri 1.080.000 yenmiş. Bunu ne zaman yaptırıyor adam? 2018'in Ağustos'un 29'unda yaptırmış. Parçaları almış. 2018'in Eylül'ün 12'sinde de parçaları taktırmış, arabayı teslim almış. O zamanlar 2018'de 1.080.000 yen euro karşısında bayağı bir şeydi yani 110'larda falan da sanırım. 9.000 euroluk bir fren sistemiydi üzerindeki R35'in fren sistemi. Şunu söyleyeyim frenlerle alakalı. Mavideki frenler güzeldi. Çok güzeldi. Çünkü daha iyisini görmedim mi? Ama arkadaş bu nasıl frendir ya? Hele GT3'nin frenlerine alıştıktan sonra yani GT3 basar basmaz kapmıyor. Araba hafif araba. Mühendisler ona göre ayarlamıştır. Ayrı konu. Bunda bir duruş şeyi var. Yani öyle bir duruyor ki hani inanamadım ya. Çok fena frenleri var. Çok şükür. Maşallah nazarınıza. Evet. Nazara gelmesin arkadaşımız. Green parts diye bir şey. 2020'de araba şu anki odometresi üzerindeki 4000 ya. O 2433'teyken yani 1500 km önce the high quality rebuild parts'tan birkaç parça almış. Ama hangi parçayı aldı burada yazmıyor. Burada bir sürü parça var. Bunlardan hangisini o zaman aldı? Yazmıyor. Bir Nissan'ın bir programı herhalde bu da. Evet. Bu da Plasma Direct Okada Project'in enjektörleri. Ama biz enjektörleri değiştirdik diye hatırlıyorum. Evet değiştirdik. SRD enjektörlerle değiştirdik. Bu benden önceki enjektörler. Buna da birazdan geleceğiz. Enjektörleri vesaireyi ne yaptık, ne ettik diye. Bu işte az önceki bahsettiğimiz metrenin kılavuzları. Nasıl takılır, ne edilir. Yanlış takmayın. Yanlış takarsanız bozulur, malfunction olur diyor. Onları söylüyor. Şu öndeki tamponun garanti kağıdı. Şu yan skirtlerin, side skirt, Nismo side skirt garanti kağıdı. Bu çelik fren hortumlarının garanti kağıdı. O da Nismo'nun yine. Buraya da yazmışlar bak. Bilmiyorum oradan görünüyor mu da. Kocaman. Ya Omori Factory şu olay önemlidir, tamam mı? GTR dünyasında önemlidir yani. Omori Factory'den olmasının orijinal yerinden yani. Zaten şu yeşil kağıt şeyi anlatır her şeyi. Bu Nismo debriyajın. Debriyaj Nismo. Twin plate değil tabii ki. Nismo'nun debriyajı twin plate değil. Bu normal Nismo debriyajı. Biraz daha iyidir yani. 500 beygir üzeri ya da 400 beygir üzeri araçlarda Nismo debriyajı önerilir. Bu da az önceki neydi? Front fenders. Pardon az önceki tampon dedim ya. Tampon değil fendersmiş. Yan çamurluklarmış. Tampon olan bu çünkü. Bunlar side skirt. Hepsi takım olarak komple Nismo'dan. Evet, Impul Blast egzozumuz var arkadaşlar. Impul'muş markası. IMBL07 diye parça numarası buymuş. Şunlar da jantların garanti kağıtları. Jant ve lastikleri sıfır aldım. Daha kilometre yapmadılar. Geçen de yaptım ben 70 geldim. Jant ve lastikler 150 kilometrede daha arkadaşlar.
O kadar yeni. Yani hiç kullanılmadı. Bu da işte fren sisteminin nasıl takılacağını anlatan Close. Bu neymiş? ETC kart, Japonya'daki otoban kartının garantisi ve kullanım kılavuzu 2012'de takmışlar. Geç. Evet, burayı bitirdik arkadaşlar. Değil mi? Bunların hepsi bitti. Çayımız soğudu. Çayımız soğudu. Evet. Şimdi, maaşın güzelliği şuydu. İlk sahibinden aldık maaş. Çok iyiydi. İlk sahibinden. Ve adam 2005'ten beri maaşı, 2005'ten sonra kayıtları verdi. Yani araba ilk 4 senesinin kaydı yoktu. Nerede yapıldı bilmiyorum. Ha, onda da şey dedi ya, kendi kitabının içindeydi. Nissan bayisinde. Ama sonra hepsi Midori'de yapılmış. Tek kişide servis yapılmış. 15 sene tek kişide servis yapılmış. Bütün kayıtları bir yerdeydi. Maaşın o güzelliği vardı. Bunda da ben bu arabanın 3. sahibiyim. 2. sahibi değilim. 3. sahibiyim ama arkadaşlar her şey var. Bütün her şey kayıtlı. O yüzden sahip noktasında bir sıkıntımız yok. Yani hani şöyle, birinci sahibinin ya da ikinci sahibinin olmasının güzelliği şu, bütün dokümanlara sahip oluyorsunuz. Bu araba şahıs değiştirdikçe, yani sahip değiştirdikçe bir şeyler kayıp olur hep. Mesela şimdi araba bana geçti ve yedek anahtarı kayboldu, değil mi? Çünkü önce başkasına geçti. Başkasına geçti derken başkasının garajında beklemek zorunda kaldı uzun süre. Anahtarlarla garajda bir şeyler oldu. Halbuki oralarda bir yerde duruyordur ama test edip de bakamayacaksın ki bu onun mu diye, test edemezsin. Neyse arkadaşlar, sonra ben arabayı aldım, ne yaptım? Ben arabayı aldığımda arabanın altında küçük küçük yüzey pasları vardı, parçalarında. Tabanında, kendi kasada bir şey yok. Altında böyle rust falan değil. Parçalarında, işte kollarda, işte mesela bütün civatalarda, işte aşağıdaki Nismo kollarının o taraflarında falan bir sürü böyle yüzeysel rustlar vardı. Arka difüzör mesela çok iyi durumda değildi. Dedim ki bunların hepsini sökelim. Subframe'i mesela, subframe'i Nissan hala üretiyor. Dedim hazır üretiyorken sıfır alalım, arka traversi yani komple. Sıfır aldık, yani 2021 model traversi var. O da her şeyi bir arada tutan en önemli parça. Arabayla yer arasındaki bağlantı, yani tekerlekler arasındaki, o yürüyen aksam arasındaki bağlantı yapıyor traversi. Dolayısıyla önemli. Onu sıfır aldık, dolayısıyla bushingleri de değişmiş oldu. Bir de sağ olsun Yasuo-san, Global Auto'nun sahibi. Dedi ki ön sol aksın boot'u, boot ne demek? Aksın kafasında plastik geçirdik ya böyle, hani böyle böyle dönüyor ya aks tekeri döndükçe. Onun etrafında yağ sızıntısı olmasın diye rubber bir malzeme var. O yırtılmış. Neyse oradan hafiften yağ sızıntısı varmış. Dedi ki bunları değiştirelim mi? Dedim değiştir. Tamam dedi, onlar benden olsun dedi. Ön iki aksı da değiştirdi sağ olsun. Onlardaki yağ kaçağı zımbırtısında elemiş oldu. Sıfır taktı onları. Onları halletti. Ön tarafta motorda zaten hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Motor 2014'te takılmış. 2012 model motor arkadaşlar. Ondan bahsediyordum az önce. Yarım kaldı. Motor 2012 model. Araba 99 model. Nismo'nun ürettiği motor 2014 yılında takılmış ve şu an 10.000 kilometrede. 10.500'lerde şu an. Motorun çalışma şeyi diğer RB'lere göre çok stabil. Böyle çok tereyağı gibi. Çok şeker çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Neyse o kadar anlattım. Bir çalıştırmayalım ya. Azıcık çalışsın. Dün de o kadar işlem yaptım içinde. Çalıştırmadım. Şöyle. Önce bir kaputu açalım. Ha. Sonra ben bir çalıştırayım. Mikrofonu da şöyle birazcık aşağı eğeyim. Direkt motordan gelsin ses. Birazcık dinleyelim. Hem açıp içinde konuşmak biraz daha güzel olabilir. Kaputu açayım. Üşenmiştim ama açayım. Tabii cold start yapmış oldum ve daha yüksek devirde çalışıyor. Birazdan normale düşer. Şey çok güzel yani. Sıfır ya, titreşim, titreşim. Hiçbir şey yok. Yani birkaç tane RB motorlu araç alınca bunu anlıyorsunuz. Bunun biraz değişik. Evet, çok tarafa değişik sesleri gelmiyor normal Roland'da de çalışırken. Evet.
Evet. Rolante'de böyle. Çok sakin. Çok sessiz. Cold start geçti tabii ama. Egzoz nasıl derseniz. Honda sesi böyle. Evet. Birazdan öndeki parçalardan bahsedeceğim ama şuradayken şunlardan bahsedeyim. Altta bildiğimiz V-Spay'in karbon difüzörü var. Difüzörün üstü karbon parça var. Büyük. Şurada Mines'ın karbonu var. Burada karbon bacaklar var yine. Şuradaki de karbon flap. Rüzgarın açısından, downforce'u açısından ayarlamak flaplarda. Şimdi bu arkadaş 2014'te motoru değiştirdiği zaman, fotoğrafı var bende, şu ekrana koyalım. Ne yapmış biliyor musunuz? Motor olduğu gibi değiştirmiş ama turbolarını gitmiş, arabanın orijinal eski turbolarını takmış. Hiçbir upgrade yapmamış. Arabanın orijinal turbolarıyla beraber enjektörleri değiştirmiş işte. Arabanın beygiri ölçtürdük, tekerde 375 beygir çıktı. Yani tekerde 375 beygir fena değil. Yani motorda da 420 civarında olur. Fena değil, gayet güzel. Ama dedim ki ben hazır Japonya'dayım ve gideceğim. Bunu aldığımda gidecektim zaten, belli. Dedim gideceğim, ben bu arabayı biraz yükselteyim. Çünkü bana göre en güzel band 500 beygir bandı. Yani araba fark etmez. 500 beygir bandı çok iyi bir band. Bak bu sağımızdaki arkadaş şu an motorda 528 beygir. Tekerde ise, egzoz videosunu izlediyseniz bilirsiniz. Tekerde ne kadar diye şu an? 470 mi, 480 mi? Öyle bir şey. Tekerde o civarda. Motorda 528 beygir. Bu arkadaşa geleceğiz. Bir de Maviş'ten bahsedeceğiz. Şimdi Maviş'in değerleri nasıldı hatırlıyorsunuz mu? Hatırlamıyorsanız bak burada Maviş'in kağıdı da var. Şimdi öncelikle Maviş'in kağıdına bakalım. Maviş'in kağıdını burada saklıyorum. Referans olsun diye Midori'den aldığımız kağıt. Şu kağıdı size videoda gösterdim ben 2-3 sene öncesi. Maviş tekerde 531 beygir, motorda 612 beygir olarak çıkmış. Tekerde 531.83 beygir. Bu ayarlama Haziran ayında yapılmış ve hava çok sıcakken yapılmış. Dolayısıyla mesela bir tık daha soğuk bir zamanda yapılsa biraz daha iyi çıkardı. Ama Maviş'teki tork muazzam ya. Şunu Newtonmetre'ye bir çevirelim. Newtonmetre'de ne yapıyor bu? Arkadaşlar 689 Newtonmetre tork varmış Maviş'te. Bu çok fazla. Maviş'in tekerdeki çıkan güçleri R35 Nismo'nun tekerde çıkan güçlerinden daha fazlaydı. Zaten ben R35'lerle yarışta yaptım, Maviş'le geçemediler. O Japonya'daki bir köprü vardı. Onu bitirdiğimde 280'deydi Maviş ama R35'ler arkamdaydı. Şimdi Maviş motoru farklıydı. Yapılabilir, bu da yapılabilir. Çünkü N1 blok, bu da N1 blok. Sadece HKS'in 2.8'lik V-Cam Stroker kitini alacaksın, yapacaksın. Bu kadar. Step 3 olmuş oluyor. Bu araba şu an benim aldığımda step falan yok, normal dümdüzlü. Ama ben üst tarafını camshaftleriyle oynadım yine. Normalde 240 derecelik olan camshaft stokta, biz onu 256 HK Step 1'la değiştirdik. Camshaft'ını değiştirdim yani motorun. Azıcık daha torku olsun, biraz daha böyle responsif olsun diye. Yani amacım bu arabada acayip böyle güçler peşinde koşmak değil. Yoksa 2.8 yapardım anında bunu orada. Hiç gözünün yaşına bakmam. Arabayı aldıktan sonra 25 bin harcamışım arabaya. İşte 2.5 milyon yen civarı diyeyim ben ona. Tam şey demeyeyim de tam 25 bin yapmıyor da 2.5 milyon yen. Yani 20 bin dolar civarı falan yapar. 2.5 milyon yense 25 diyorum yani kestirmeden. Şimdi bu Maviş'in grafiği. Maviş'in grafiğini kenara koyalım. Bir de buna bakalım. Şimdi bazı arkadaşların gözünde bu arabanın motoru special olsa ne olacak, güçlü değil ki falan filan modunda. Evet, torku Maviş kadar olamaz. Çünkü camshaftlerin derecesi vesairesi ve V-cam yok yani. Olamaz. Şimdi arkadaşlar, camshaft'e dokunmadan turboları değiştirdik önce. Dedik ki bakalım ne kadar güç alacağız. Turboları nerede? Şurada benim kağıdım. Şu kağıttan gidelim şimdi. Birazdan o çıkan sonuçlara geçeceğiz. Turboları ne yaptık? GCG'nin GTX 2860R turbosuyla değiştirdik. Şimdi 2860R orta şekerde
çabuk respons, güzel respons veren, yani alt devirlerde torku iyi olan bir turbo. Fena değil. Yeni nesil bir turbo. Bunun sağ olsun Yasuhisan kendi firmasına alır gibi aldı oraya. Dolayısıyla iki turbodan ben 1000-1500 civarı bir kar yaptım. Yani çünkü kendisini alır gibi aldı, müşterisini alır gibi almadı. Listing fiyatı çok fazlaydı mesela. Neyse, sonra ne yapmışız? Tomei gasket almışız. Bunları installation bağlantı seti ıvırı zıvırı. Sonra SRD fuel line değiştirmişim. SRD injectors, SRD fuel pump yani yakıt pompası, SRD yakıt regülatörü, SRD fuel line'ları hepsini değiştirmişiz. Ve HKS Racing M40 spark plug almışız. Yani bujiler de değişmiş. En son bir de 200 km önce yapmış oluyor. Motor yağı ve motor filtresi değiştirmiş. Sonra bir de bunlara göre setup yapılmış. Şimdi bu ilkiydi. İlkinde HKS ıvıra zıvıra hiç girmedik. Turboları değiştirdik. Bunları yaptık. Araba 55 beygir arttı. Şimdi 55 beygir arttı ama araba tekerde 420 beygire geldi. Motor gücü olarak 470'lerde falan. Dedim ki usta, yok ben dedim istediğim seviye bu değil. Biraz daha yukarı çıkartacağız bunu. Ne yapalım dedim. Dedi o zaman dedi camshaft değiştireceğiz. Camshaft step 1 yapalım dedi. Ondan sonra dedi çok daha responsive, böyle yani böyle tepkiyi iyi veren, altlarda tepki veren ama güvenilir. Yani yarı yolda bırakmayacak bir tuningle bu işi kapatalım dedi yüksek boostlara çıkmadan. Bence 1.2 çıkalım maksimum dedi. Yukarılara çıkmayalım dedi. Dedim tamam, bana dedim bozulmayacak bir tuning yap. Yani ben dedim zırt pırt uğraştırmayacak bir şey yap. Bana dedim sağlam bir şey lazım. Bak ben dedim yuvadan uçuracağım bu kuşu. Bana dedim ona göre güzel bir şey yap.